Seçim iptal edilmedi. Seçime darbe yapıldı. Evet, çalındı. Milletin umutları çalındı. Milletin malı çalındı. Milletin mülkü çalındı. Ama ben olsaydım bu seçime girmezdim yani. Ben sandıkta büyük bir fark bekliyorum. Ekrem Bey'in, Trabzonların ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. O konuda hiç tereddüt yok. Evet, KOS TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz Gürsel Tekin. Konumuz İstanbul seçimleri. Hoş geldiniz Gürsel Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. 30 Mart seçimlerinden sonra hükümet yargıya taşıdı seçimleri. Yüksek Seçim Kurulu'nda iptal etti seçimleri. Gereç kararını da açıkladı. Bu gereç kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? İptali nasıl değerlendiriyorsunuz? Yüksek Seçim Kurulu kararını almış olduğu karar. Oradan önce girelim. Şunu söylemek istiyorum. Ben baştan itibaren söylediğimi tekrarlamak istiyorum. Seçim iptal edilmedi. Seçime darbe yapıldı. Yani Türkiye tarihinin çeşitli dönemlerinde darbe dönemleri var işte. 12 Mart, 12 Eylül. Evet. Hatta iktidarın uzun süredir zikrettiği 28 Şubat. Daha ileri gidiyorum. 27 Nisan bildirisi dahil olmak üzere. Bütün bunlar tarihimizin, ne yazık ki demokrasimizin kesintili dönemleri. Evet. Şimdi elbette seçimler yenilenebilir. Seçimleri yenilemeniz için mutlaka gerekçeleri göstermeniz lazım. Neydi bu gerekçeler? Önce Sayın Erdoğan, görüntüler var elimizde dedi. Tıpkı Gezi dönemindeki işte Dolmabahçe Camisi'ndeki görüntüler gibi. Daha ileri gittiler sözcüleri. Organize bir iş olmuş, bir çete oluşmuş. İşte çetenin bir ayağı FETÖ'de, bir ayağı bilmem nerede falan filan, bölgesel olarak yerler gösterildi. Evet. Örneğin Büyükçekmece'de buharlaşan oylar. Yani siyasal tarihimizde, seçim tarihimizde olmamış, görülmemiş bir sürü argümanlar ortaya attılar. Şimdi gerekçeli kararı gördünüz mü Allah aşkına? Evet. Bu bir darbe. Açık ve net olarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak da benim tabii ki partimin kurumsal kararına ben her zaman uyarım. Bunun başka şeyi yok. Ama ben olsaydım bu seçime girmezdim yani. Evet. Benim milletin iradesini yok sayacaksınız, hiçbir gerekçe olmaksızın seçimi iptal edeceksiniz, sonra ve hiç ağırlanmadan sokaklara çıkacaksınız, çaldılar diyeceksiniz. Çalan kim? Ortada kimse yok. Kimse yok. Velev ki bu çalma hikayesi var diyelim. Hani adliyelerde çok kullanılır, avukatın düşkünü derdini mübaşire anlatır. Evet. Siz kimsiniz? Siz mi bu ülkeyi yönetiyorsunuz? Eğer siz vatandaşın rehini koruyamayacak duruma gelmişseniz derhal istifa edin. Bu coğrafyada bu kadar sorunlar varken siz nasıl baş edeceksiniz kardeşim? Kimin çaldığı ortada değil. Ama ortada bir çaldı kelimesi dolaşıyor gidiyor. Evet, çalındı. Milletin umutları çalındı. Milletin malı çalındı. Milletin mülkü çalındı. Bakın, bütün Marmara'ya en büyük sıkıntı Kocaeli dahil olmak üzere birçok illerimiz çekti. Depremde biliyorsunuz. Evet. Büyük acılar çektik. 20 yıl önce çok ağır bedeller ödedik. 20 yıl önceki hükümet, o dönemin koalisyon hükümeti depremden sonra önlem alınabilmesi için kamuya ait birçok yerler, deprem toplama alanları, deprem dönüşüm alanları için kullanılmıştı. Şimdi soruyorum, nerede bu alanlar? İstanbul'da, Kocaeli'de, Sakarya'da, Yalova'da, nerede bunlar? Çaldınız kardeşim. Bunu kim diyor? Ben söylemiyorum. Sayıştay raporları söylüyor. Yani bir çalma meselesi varsa milletin umutları ve milletin mal varlığı çalınmıştır. Onun için bu seçimin hiçbir gerekçesi olmaksızın ne yazık ki darbe yapılarak iptal edilmiştir. Evet.
Ekrem Bey İstanbul'da farklı bir açılım yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyların üzerine oy aldı İstanbul'da. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani Ekrem Bey ne yaptı da 31 Mart'ta CHP'nin üzerine bir oy aldı? Yani bakıyoruz farklı kesimlerden, CHP evet. seçmenin dışındaki farklı kesimlerden teveccühüne mahsur olduğunu görüyoruz biz Ekrem Bey'in. Ne yaptı, ne koydu üstüne bu İstanbul'da o kadar makası kapattı diyelim AK Parti ile arasında? Evet, çok haklısınız. Birincisi Ekrem Bey benim de uzun süre beraber çalıştığım bir arkadaşımdır. Ben İstanbul İl Başkanı'ydı ve Ekrem Bey benim ilçe başkanımdı Beylikdüzü'nde. Bir kere disiplinli, çalışkan, barışçıl bir dili var. Bu konuda ekranı gördüğümüz gibi değil mi Ekrem Bey? Tabii, hep öyle tabii, diyor ya İktidar Partisi'nin yanında. Yani gözükmeyen İktidar yüzü var Ekrem Bey'in. Sizin nasıl tarif edip etmediğinin önemi yok. Evet. Şimdi biraz önce işte benimle ilgili de mesela geçen gün televizyonu açtım. 23 dakika belgesel yapmışlar benimle ilgili. Dün medya takibe baktım, geziyi tetikleyen iki kişiden biri benmişim falan, böyle bir belli canlarını acıtıyoruz işte, çaldı diyoruz, çaldınız evet. diyorsunuz belgeleri de koyunca. Şimdi benimle ilgili de bir gazete, AKP'nin büyük bir gazetesi, şey, izin verir misiniz? Tabii buyurun lütfen, baktım. Tabii ki. Yani Allah bunları ıslah etsin diyorum, başka bir şey demiyorum çünkü... Gerçekten hiç insanı olmayan bir davranış içinde. Ben arkadaşlarım, 3 kişi var. Onların şeyini izin verirsen, Ekrem Bey tabii bir ki. Arkadaşımla ilgili de. Benimle ilgili işte yazmışlar. Bir çaycılıktan gelme. Çaycılık çok şerefli bir meslekti. Ne güzel tabii. Evet, çaycılıktan buralara gelmişsiniz, ne güzel. Evet, garsonluk, hatta bir AKP'li garson kılıklı demişti bana. Hı hı. Ben Türkiye'deki bütün hizmet sektöründeki kardeşlerime seslenmek istiyorum. Çok şerefli bir iştir, çok onurlu bir iştir. Ben de yaptım garsonluk. Hizmet sektöründe evet. elbette. Ve bununla utanılacak bir şey yok. Evinize ekmek götürüyorsanız büyük bir şey. Onun altına da yazmışlar işte. 300 daire, 7 triplex, bilmem ne, 8 petrol istasyonu ve falan filan şu bu. Şimdi ben... Bu iktidar mensuplarına sesleniyorum. Çünkü gazete kendi gazeteleri. Bu arada 300 küsur tane dava açtım. Bugüne kadar davaları da açmak istemiyordum. Bir, Devlet Denetleme Kurulu. İki, Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu. Üç, aklınıza gelebilecek ne varsa kardeşim, sadece benim mal varlığımı değil, 7 sülalemin mal varlığını araştırmasanız hasiyetsizsiniz, şerefsizsiniz. Buyur işte. Evet. Yeni mi bu yayınlandı? Tabii yeni daha. Bir de manşette verdiler yani şey. Şimdi bu da şunu gösteriyor ki, işte benim Ekrem Bey, bir iki arkadaşımızın evet. daha var falan şunu. Bu da şunu gösteriyor ki gerçekten iktidar bir bitiş noktasına gelmiş. Şimdi soru soruyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, yani Sayıştay raporları, çünkü bu Sayıştay sonuç itibarıyla sizin denetiminizde olan bir kurumdur. Sayıştay raporlarında 76 firma için İstanbul'da yaratmış olduğunuz rant 240 milyar. Yani ortalama dolarla hesaplayayım, 40 milyar dolar gibi rant. Şey, niye bu kardeşim? Yani bu kadar işsizlik, bu kadar sefalet, yoksulluk varken. Vay sen misin bunu diyen? Hadi sana iftira. Evet. Mesela hayatımda ben tabii ki herkes saygı duyarım. Şunu içti bunu. Ya hiç içmedim be kardeşim. Allah belanızı versin. Yani içebilirim de kaldı ki. Ya bu şey değil yani. Özel hayatınız. Namazı evet, kılabilirsiniz. Bu. İçebilirsiniz de. Allah'a vereceksiniz hesabını. İşte evet. şeye gittik. Kapalı Çarşı İstanbul'un en önemli ve sadece İstanbul'un değil bütün dünyanın göz bebeği olan Kapalı Çarşı'da onlarca kapalı dükkan var. Vay sen misin kapalı dükkan diyen? İşte efendim bak bunun gömleği 1000 lira. Cuma günü cumaya gitmemiş falan. Böyle. Gözün üstünde kaşın var mesela. Evet yani yapın kardeşim, itiraz etmiyorum. Ama hiç olmasa bir... Elle tutulur bir şey. Elle tutulur evet. bir şey yapın. Yani bizim ailemiz var, dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Böyle bir iftira, bu kadar yalan. Bu... Ekrem Bey'e yakın çalışma arkadaşım dediniz. Evet. İl başkanıydım, Ekrem Bey ilçe başkanı. Nasıl tanımlıyorsunuz en yakın? Şimdi birincisi şu, ben İstanbul'un 785 mahallesini dolaştım. 961 mahalle var ama tamamını bitiremedim. Ve bunları dolaşırken de gerçekten bir sosyolog gibi, bir siyasetçi gibi değil. Yani siyasi seçimlerden asgari bir... Salon siyasetçisi değil daha doğrusu. Yani seçim döneminde kendinizi ifade edemiyorsunuz. Evet. Çünkü doğal olarak seçimde bir marj oluşuyor ve her siyasi parti kendisini ifade etmek için alanda.
seçimden önce olunca daha rahatsınız. Herkesle iletişim kuruyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın, evet, büyük bir perişanlık yaşanan bir şehirde doğrusu ben daha yüksek bekliyordum. Ama Ekrem Bey'in gerçekten ne olacak peki? Ne bekliyorsunuz çabası? Çok açık, çok net. Ya ben milletimin vicdanına itibar eden bir siyasetçiyim. Çok dolaşıyorum. Mesela dün Sarıgazi'deydim. Oradan çıktık, Ümraniye'ye geldik falan. Bir kere AK Partili seçmen kardeşlerimiz çok mahcup. Yani bütün olup biteni görüyor. Yani kimsenin aklıyla oynamasınlar. Evet. Bir darbenin, bir hak gaspının olduğunu görüyorlar. Ben sandıkta büyük bir fark bekliyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsun. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. İstanbul Büyükşehir seçimlerinde hiçbir belediye başkanı adayı %50 oyu bulamamış. Yani ben öyle biliyorum. Bilmiyorum yanlış var. Evet tabii lütfen. Şimdi evet, bu yeni sistem biliyorsunuz. Evet. Eskide bütün partiler kendisi giriyordu. Şimdi bu ucube sistem dediğimiz ne olduğu belli olmayan tekli bir sistem Türkiye'ye çok ağır bir maliyet de getirdi. Bu sistem bunu gerektiriyor. Bu sistemin 150 hani alacak her, mı? Her kötülüğü 150 51 alacak mı? Geçer. Geçmesi lazım. Her sistemin hani bir her kötülükte bir nasihat gibi bu dönemin en iyi şeyi farklı siyasal partilerin birbirlerine karşı olan ön yargılarını kırmış oldu. Evet ya baktı kardeşim ya bu CHP'li de benim gibi, İYİ Partili de benim gibi, HDP'li de benim gibi. Yani tamam, ne bu kadar birbirimizi yiyoruz tamam falan. Tamam da aslında ayrışma yok biliyor musun Gürsel Bey? Kesinlikle yok. Samimiyetimle söylüyorum. Yani ben hep şu örneği vereyim mesela. Aynı okey masasında 4 farklı siyasi partiden kişileri koyun şeyin başına. Aynı değişen bir şey yok. O A partiye versin, o B partiye, o C partiye versin. Ama taban da aynı. Çok haklısınız. Yani bu yani, kullanılan dil, siyasetin evet, yukarıdaki kullanmış olduğu dil aşağıda itibar görse millet birbirini boğar. Onun için çok şükür. İyi ki görmüyor. Görmüyor. Aman, aşağıdaki diyor ki evet kardeşim biz buna göre gidin. Mesela geçen Sultan Gazi'deydim. Sultan Gazi'ye gittiğimde bir masaya oturdum. 3 farklı siyasi partinin seçmeni oturuyordu. Tartışıyorlardı medeni bir şekilde. Böyle ama. Tabii ki böyle olması lazım. Toplum böyle zaten. Tamam böyle zaten. Evet zaten. Evet. Geçmişimiz de böyleydi evet, de bakma işte evet, son dönemlerde maalesef, biraz zehirlendi. Şunu da sormak istiyorum ben size. Yani iktidar kanadının bazı çevreleri özellikle onun altını çizerek söylüyorum. Ekrem Bey hakkında Pontuççuk ve benzeri ithamlarda bulunuyorlar. Bu değerlendirmeleri, bu yakıştırmaları nasıl değerlendiriyor? Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Bey nasıl değerlendiriyor bu yakıştırmaları? Şimdi söyleyecek lafınız yoksa taş üstüne taş koyacak bir projeniz yoksa ona buna çamur atacaksınız, hakaret edeceksiniz. Ekrem Bey'in, Trabzonların ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. O konuda hiç tereddüt yok. Yeniden Trabzonları bir testten geçirecek durumda değiliz. Ama bu lafları söyleyenlerin hepsini bir testten geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Evet. 23 Haziran'da Binali Bey, Cumhur İttifakı'nın adayı için Binali Bey sandıktan çıktığında Cumhur Halk Partisi'nin tavrı ne olacak? Bunu çok merak ediyorum açıkçası. Yani şunu söyleyeyim ben iktidar kanatından bir siyasetçi olsaydım İstanbul'un kaybını bir zafer olarak değerlendirirdim. İstanbul'da Ekrem Bey'e neden oy vermeli? Bir, Ekrem Bey belediye başkanı seçildiğinde AK Parti'nin ne yapmadığını yapacak İstanbul'da? Onu sorayım ben size. Ve hoşnut olmadığınız AK Parti'nin İstanbul için konuşuyorum. Hoşnut olmadığınız çalışmaların neleri yapmayacak? AK Parti yaptığı neyi yapmayacak? Tabii önce şunu söyleyeyim. 25 yıl, çeyrek asır. Hani bir dönem olur da işte süreniz azdı falan filan. 25 yıl içerisinde ne olursunuz Allah aşkına birileri çıksın ya da hangi televizyonda istiyorlarsa, İstanbul'u çok iyi bilen bir siyasetçi olarak söylüyorum. Bana bir AK Parti yöneticisi İstanbul'daki eserlerini anlatsınlar. Şimdi siz havasız insanları bırakırsanız nefes aldıramazsınız. İktidar ekonomiye inşaat İstanbul'da bağlayınca İstanbul'a ne kadar göç etti? 3000 yıllık tarihimizde ilk kez İstanbul'da 500 bin seçmen İstanbul'u terk etti. AKP'nin eseri bu. Yerine ne geldi? Afrika'da, Orta Doğu'da akın akın insanlar geliyor. Ha yapmadılar mı? Yaptılar. Ne yaptılar?
Ne kadar siyasetçileri varsa herkesi zenginleştirdiler. Bakın AVM'lere, İstanbul'daki AVM'lere. Bakın rezidanslarına. Bakın inşaat şirketlerin tamamına. Vallahi revan mı ya? Yapmayın ne olursunuz ya. Ne oldu bu deprem toplama alanları? Ne oldu kardeşim yani? Küçük küçük alanlar görüyorum ben İstanbul'da. Evet, yani kimin hakkını kime verdiniz? Altyapı halen sorunu çözülememiş. Ya yağmurda bir şehirde yağmurda insanlar ölüyorsa kusuruma bakmayın ne olursunuz ya. Yağmur ya. Yani yağmur sadece Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de mi yağıyor? Bu yağmur dünyayı dolaşıyor, bize de geliyor. Niye sınırın ötesinde kimse yağmurdan dolayı, selden dolayı ölmüyor? Çünkü bu şehrin sadece İstanbul'da irili ufaklı 700-800 tane dere vardı. Bir tek dere kalmadı. Ne yaptınız o dereleri? Toprak döküm alanları. Ne yaptınız üstüne? İnşaat. Allah göstermesin. Doğayla oynanmaz. Doğanın intikamı çok ağırdır. Yarın en ufak bir şeyde, hele hele o tüketicilere de sesleniyorum. Ya kardeşim, siz o dere yataklarında, siz toprak döküm alanları üstündeki o satın almış olduğunuz binaların güvencesi ne? İstanbul'da çok ciddi bir fay hatlarında sıkıntı var. Sahil kenarlarına bakın, dikey yapılar. Betonlaşmayı durduracak mı diyorsunuz Ekrem Bey? Efendim bir, şeffaf belediyecilik olacak. Yani her vatandaş, İstanbul'da vergi ödeyen her vatandaş sabahleyin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne baktığında bütün uygulamalarını görecek. İşte elin İngiliz'i görüyor, elin Fransız'ı görüyor. Ben niye görmüyorum kardeşim? Ne harcadın kardeşim? Hangi imar uygulamaları yaptın? Ben de görmek istiyorum. İyini alkış edeceğim, kötüne de itiraz edeceğim ya. Ben bu şehirde yaşıyorum. Üç, bütçenin nasıl harcandığını ben niye görmüyorum kardeşim? Göremiyor musunuz siz? Hayır göremezsiniz. Komisyonda Sayıştay rapor. Sayıştay müfettişleri bile göremiyor bunu. Komisyonda belediye komisyonu Cumhuriyet Halk Efendim, Partili Sayıştay yok mu? Var da size veriyorlar mı ki doğruluruz? Vermiyorlar. Yani biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesela bütçe görüşmelerinde Sayıştay'dan geçmemiş birçok raporlar vardı. İtiraz edip bağırıp duruyoruz. Şeffaflaşmanın olmadığı her yerde kötülük olur kardeşim. İster CHP iktidarı olsun, tabii, ister AK Parti iktidarı. Kesinlikle. Şeffaf olacaksınız. Hesap verebilir olacaksınız. Denetlenebilir olacaksınız. Evet de denetlenebilir olacaksınız kardeşim. Onun en büyük şeyi de muhalefet partileridir. Mesela İstanbul Belediyesi'nin şirketleri zarar ediyor. Şimdi bana bir tanesi aklı selim, ticarette anlayan AK Partili, hepsi tüccardır, iyi bilirler işi gücü. Ya kardeşim sürekli para toplayan bir şirket, sadece para topluyor, işi para topluyor. Evet. Nasıl zarar eder kardeşim mesela? İzah edin. Sayın Binali Yıldırım izah edemedi. Dedi ki benim de aklım almadı. Merkez Bankası gerçekten para, para basıyor aslında. Yani. Kirası yok. Yok evet. Kirası yok, sadece gideri para yok. Topluyor evet. Ve buna rağmen zarar ediyor. İki, mesela birçok şirketlere baktık ben Sayıştay raporlarına. Bir sürü giderler var. Reklam giderleri, işte kapalı devre giderler. Niye kardeşim? Mesela Londra Belediyesi'nde böyle bir işlem yok. Bakın görün. Londra Belediye Başkanı her ay aldığı maaşını koyuyor. Girişini, çıkışını, ihalelerin kamuna tamamını şefa yapıyor. Kamuya açıklıyor, kamuya biliyor. Ya girdiğinde sayfasına anladım. Girdin. Kamuya açıklıyor, yani deklar ediyor. Biz niye görmeyelim kardeşim? Yani dolu hakkımız aslında yani. Evet. Onun için Ekrem Bey'in yapacağı, ki ben buna inanıyorum, şeffaf, hesap verebilir. Geri kalan hizmet dediğiniz şey, bu zaten mesela dünyanın birçok şehirlerinde bizde olduğu gibi işte yol yapacağım, yordam yapacağım falan, bunu çok ayıplarlar. Yani bu zaten sizin aslı mesleğiniz olan yani. Işiniz, evet. Bir garsonun burada sana çay getirmesi gibi. Ben çay getiriyorum kimisi demesi gibi. Çöpleri toplamak elbette gibi yani. Elbette yani. Evet. Bunlar senin aslı hizmetin. Mesela Barcelona Belediye Başkanı tek projesi vardı. Adam dedi ki ben dedi Barcelona'ya 30 milyon turist getireceğim abiciğim. Ve getirdi. İşte bu projedir. Evet. Yoksa yol yapacağım, yordam yapacağım, metro yapacağım. Bu senin zaten anayasal görevindir. Bunu yapmak zorundasın. Bunların en iyi şekilde yapılacağına
Evet, güvenim tamdır o konuda, hiç sıkıntı. Ekrem Bey izliyoruz, takip ediyoruz. Gerek görüntülü medyadan, gerek yazılı medyadan okuyoruz ama projelerden daha çok işte az önce sorum sorular konuşuluyor. Ya ama projelere izin şimdi vermediler. Bana bir gazeteci olarak sorarsanız bana, Gökhan sen biliyor musun Ekrem Bey projesi? Ben bilmiyorum. Var. Bunları dinlemekten, işte bunları izlemekten, okumaktan ben bunları açıkça bilmiyorum. Onu da söylersiniz. Yani vizyon projesi nedir Ekrem evet, Bey'in Ekrem İstanbul'da? Evet, Ekrem Bey'in projeleriyle ilgili tabii birkaç kez açıkladı ama ben de açıklayayım. Birincisi bir kere ulaşımla ilgili gerçekten anlaşılabilir ve kısa süre içerisinde İstanbul'un ulaşımını rahatlatacak çok ciddi projeler var. İki, planlama ile ilgili halen bu şehirde planlama bitmiş değil. Planlama ile ilgili çok ciddi proje var. Üçüncüsü altyapı. Maalesef altyapı sorunumuz. Çünkü şehir sürekli büyüdü. Üstüne de yükler yüklendi bu devasa. Rezidanslar, işte binalar, şunlar bunlar. Büyük bir altyapı sorunu oluşmaya başladı. Onunla ilgili var. Üçüncüsü, en önemlisi yine Ekrem Bey'in tabii şu anda ekonomik krizin en can alıcı dönemindeyiz. İşsizlikle ilgili çok ciddi projesi var. Yani asgari İstanbul'da bir yıl içerisinde 150-200 bin vatandaşımız, kadın ağırlıklı insanlarımız iş sahibi olacak. Birçok projeler, tabii sosyal projeler falan, onları evet, saymak istemiyorum. Yani hiç kimse merak etmesin. Hani etçinin şeyi var, et bizim işimiz. Belediye bizim işimizdir, kimse merak etmesin. Örnek mi istiyorlarsa hemen söyleyebilirim. İşte Tekirdağ Belediye'mize bakabilirler. Örnek mi istiyorlar? Uluslararası Birleşmiş Milletler Ödülü almış Sayın Yılmaz Büyükerşen'e, Eskişehir'e bakabilirler. Eskişehir'e her gün, her hafta sonu onlarca İstanbullu eğer Eskişehir'e gidiyorsa, evet, İstanbul Belediye Başkanı'nın kendisini bir gözden geçirmesi lazım. İzmir, çok tartıştıkları İzmir'e baktığınızda sadece İzmir 58 bin seçmeni ne yazık ki İzmir'e göç etmiş İstanbul'da. Birçok belediyelerimize baktığımızda, hani CV'mizin ne kadar temiz olduğunu da söyleyebilirim. Ama evet, AK Parti belediyelerinin maalesef öyle bir CV'si yok. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Onların CV'si de beton. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür rica ediyorum ederim sizlere. Kocaeli'ne selamlar, saygılar. Kocaeli'nde de hayatı değiştirmemiz lazım.